En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemde herkese merhaba. Bugün 12 Mayıs 2023 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Kısaca haber başlıklarını size hatırlatmak istiyorum. Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Öte yandan Almanya'da acil servislerin paralı olması tartışılıyor. Diğer önemli bir gündem maddesi ise Almanya'da grevler. Almanya'da hafta sonu başlayacak ve 50 saat sürecek. Yeni bir grev dalgası olacak, onun detaylarını da paylaşacağız. Öte yandan Avusturya'da federal hükümet hayat pahalılığına karşı mücadele planını da kamuoyuyla paylaştı. Tüm bu gelişmelerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber bülteni camiada günden başlıyor. Müzik Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye'de seçmenler 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı yeni parlamento üyelerini belirlemek için bu pazar sandığa gidecek. Yurt dışında henüz oyunu kullanmayan seçmenler de dilerlerse 14 Mayıs saat 17'ye kadar açık olacak. Gümrüklerdeki sandık noktalarında oylarını kullanabilecek. Türkiye'de seçmenler 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı'yla yeni parlamento üyelerini belirlemek için bu pazar sandığa gidecek. Ülkede Cumhurbaşkanı'yla milletvekilliği seçiminin birlikte yapılacağı 14 Mayıs'ta 4 Cumhurbaşkanı adayıyla 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışacak. Seçimlerde 64.113.941 seçmen oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde pusuladaki sıralamaya göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Cumhurbaşkanı adaylarından biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Ancak İnce'nin adaylıktan çekilmesi oy pusulalarında değişikliğe yol açmayacak. Adaylıktan çekilmesine rağmen yurt dışında inceye verilen ve pazar günü inceye verilecek oylarda geçerli sayılarak döküm cetvellerine işlenecek. Ancak İnce'nin ilk turda %50'nin üstünde oy alarak ikinci tura kalması halinde bu seçime katılamayacak ve ikinci tur seçime sadece ikinci ve üçüncü sırada yer alan adaylar katılabilecek. Öte yandan 9 Mayıs'a kadar yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanamayan yurt dışı seçmenler 14 Mayıs saat 17'ye kadar gümrüklerde oy verebilecek. Gümrüklerde 24 saat oy verme işlemi devam edecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak. Almanya'da Mercedes firmasına ait fabrikada düzenlenen silahlı saldırıda iki Türkiye kökenli işçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırgan yakalanırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Perşembe günü saat 7.45'te Sindelfingen'deki Mercedes-Benz fabrikasının üretim bölümünde silahlı saldırı sonucu Türkiye kökenli iki işçi öldürüldü. Yerel kaynaklar Türkiye kökenli saldırganla öldürülen işçiler arasında daha önce tartışma yaşandığını öne sürdü. Polis 53 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı ve sorgulamak üzere emniyete götürdü. Şuhutkart savcılığının talebi üzerine iki kişiyi öldüren zanlı Perşembe günü öğleden sonra Şuhutkart Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Hakim Türkiye kökenli saldırgan hakkında iki kişiyi öldürme suçundan tutuklama kararı çıkardı. Tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi. Mercedes-Benz basın sözcüsü Johannes Leifert, Alman medyasına yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Bu sabah Sindelfigen'den gelen trajik haber bizi derinden sarstı ve dehşete düşürdü. Düşüncelerimiz, öğrenler, yakınları ve olay yerindeki tüm meslektaşlarımızla birlikte. İki kişinin hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Bir kişi ise polis tarafından gözaltında tutulmaktadır. Ludwigsburg Emniyet Müdürlüğü Kriminal Soruşturma Departmanı olay hakkında soruşturma başlattı. Almanya'da acil servislerin paralı olması tartışılıyor. Ana muhalefet partisi Hristiyan Demokratlar, acil servise giden hastalardan 20 euro ücret alınmasını öngören bir tasarı hazırlığında. Yeni tasarı acil servis hizmetinin ücretsiz olması için doktor tavsiyesi şartı da getiriyor. Almanya'daki acil servislerin paralı olması tartışılıyor. Hristiyan Demokratlar, ülkede giderek kötüleşen sağlık sisteminin yükünü azaltmak için hastane ve kliniklerin acil servis hizmetlerinin ücretli olmasını istiyor. Medya'da yayımlanan bilgilere göre CDU/CSU Federal Meclis grubu, doktorlara telefonla danışıp acile gidip gitmemesi yönünde bir tavsiye olmadan acil servise gelen hastalardan 20 euro ücret alınmasını öngören bir tasarı hazırladı. Hristiyan Demokratlar, acil servis hizmetinin ücretli olmasının kurtarma ve acil servis hizmetleri üzerindeki yükü belirgin bir şekilde hafifleteceğini ve özellikle de gerçek acil durumların tedavi kalitesini ve yoğunluğunu önemli ölçüde artıracağını savunuyor. Hristiyan Demokratların teklifine göre hastane ve kliniklerin acil servis hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak için önce 112 acil servisle bir telefon görüşmesi yapılması veya doğrudan acil ambulans servisiyle getirilmiş olma şartı getirilecek. Telefon görüşmesi sonrasında acil servisten randevu alınması gerekecek. Acil servis hizmetlerinin ücretli olmasını savunan Hristiyan Demokratların sağlık politikası sözcüsü Stepan Pisinger, bu servislerin acil müdahale gerektirmeyen hastalar tarafından daha fazla meşgul edilmesini önlemek istediklerini vurguladı. Hristiyan Demokratların acil servislerin ücretlendirilmesi önerisi daha önce hastalık kasalarıyla çalışan Doktorlar Birliği tarafından da dile getirilmişti. Birliğin başkanı Andreas Gassen, acil servise gelen hastaların çoğunun acil müdahale gerektirmeyen hastalardan oluştuğunu öne sürmüştü. Almanya'da yeni bir grev dalgası ülkede ulaşımı durma noktasına getirecek. Demiryolu Çalışanları Sendikası %12 zam taleplerini kabul ettirmek için 14 Mayıs pazar gününden itibaren 50 saat sürecek uyarı grevine gideceklerini duyurdu. Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası yüksek enflasyona karşı işverenleri %12 zam taleplerini kabul etmelerine zorlamak için 14 Mayıs Pazar günü 50 saat sürecek toplu uyarı grevine gitme kararı aldı. Ya. Alman Demiryolu Şirketi Doşban ve diğer demiryolu şirketleriyle çalışanlar arasında ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle sendika 3. grev çağrısı yaptı. Demiryolu Çalışanları Sendikası 14 Mayıs Pazar akşamı saat 22'de başlayacak ve salı gecesi saat 24'e kadar sürecek grev boyunca şehirler arası tüm tren seferlerinin durdurulacağını, yolcu ve yük taşımacılığının yapılmayacağını duyurdu. Grev çağrısı işverenlerle yapılan 3. tur görüşmede anlaşma sağlanamamasının ardından geldi. Sendika Daşba'nın düşük ve orta gelirli çalışanlar için %10 ve daha yüksek gelirli çalışanlar için %8 zam ve artan yaşam maliyetlerine karşı bir kereye mahsus 2.850 euroluk ödemeyi reddetmiş, 230 bin çalışanın ücretlerine %12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla ücret talep etmişti. Doşban İnsan Kaynakları Müdürü Martin Seyler ise çalışanlar için zam tekliflerini adil olarak nitelendirerek sendikanın grev kararını eleştirdi. Almanya'da mülteci yükünün hafifletilmesi için federal hükümetle eyaletler arasında gerçekleştirilen toplantıdan anlaşma çıktı. Varılan anlaşmaya göre federal hükümet Sığınmacı ve mültecilerin masraflarında kullanılmak üzere eyaletlere 1 milyar euro ek kaynak ayırmayı kabul etti. Almanya'da sığınmacı ve mültecilerin masraflarının nasıl karşılanacağı konusunda federal hükümetle eyalet yönetimleri arasındaki zirvede kısmi olarak uzlaşmaya varıldı. Saatler süren toplantının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz zirvenin sonuçlarıyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı. Scholz, federal hükümetin eyaletlerle bu yıl 1 milyar euro ek kaynak ayırmayı kabul ettiğini belirtti. Finansman konusunda uzun vadeli bir çözüm planı ise Kasım ayına kadar hazır hale getirilecek. Taraflar, iltica süreçlerinin ve sınır dışı işlemlerinin hızlandırılması konusunda da mutabakata vardı. Taraflar düzensiz göçü hissedilebilir şekilde azaltma konusunda da mutabık kaldı. Başbakan Scholz bu çerçevede Almanya'nın komşularıyla sınır kontrolleri başlatması önerisine karşı olmadığını ifade etti. Almanya ile Avusturya arasında şu anda sınır kontrolleri yürürlükte. Sınır dışı işlemleri konusunda ise bir dizi yasa değişikliği planlanıyor. Sınır dışı amacıyla yapılan hapis kararlarının ve bunların süresinin iltica başvurularının durumundan bağımsız olarak mümkün hale getirilmesi kabul edildi. Sınır dışı için yapılan gözaltılarda ise 10 gün olan gözaltı süresinin 28 güne çıkartılması konusunda mutabakata varıldı. Avusturya'da federal hükümet hayat pahalılığını düşürmek için eylem planını açıkladı. Alınan önlemler arasında enerji fiyatlarının düşürülmesinden gıda sektöründe şeffaflık ve enflasyona frene kadar birçok önemli karar yer alıyor. Avusturya'da yükselişe geçen enflasyonun durdurulamaması, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışa karşı iktidarın etkili olamadığına yönelik eleştirilerin artması sonrasında hükümet aldığı önlemleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlar Kurulu sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Karl var, enflasyonun artması ve hayat pahalılığının temelinde yüksek enerji fiyatlarının olduğunu, enerji sektöründe fiyatların düşmesi gerektiğini vurguladı ve hayat pahalılığına karşı önlem aldıklarını duyurdu. Başbakan ilk önlemin fiyatları düşürmedikleri takdirde enerji şirketlerinden enerji aşırı kar vergisi kesilmesi olacağını açıkladı. Genel olarak faturaların şeffaflığı da artırılacak. Elektrik ve doğalgaz vergisindeki %90'lık indirim enflasyonu kontrol edici bir önlem olarak 6 ay daha uzatılacak. Tüm halk bundan yaklaşık 400 milyon euro tutarında fayda sağlayacaktır. Hükümet gıda fiyatlarını tanımlanmış gıda ürünlerine dayalı bir gıda şeffaflık raporunda düzenli olarak yayınlayacak. Ayrıca Federal rekabet kurumuyla işbirliğine gidilerek daha fazla şeffaflık için önlemler alınacak. Yoksullukla mücadele etmek için kar amacı gütmeyen gıda dağıtımları yapılacak ve teşvik edilecek. Ayrıca imha edilecek gıda ürünleri de şeffaf bir biçimde bildirilecek. Başbakan Nehammar, hükümetin yüksek konut fiyatları sorununa karşı çözümler üzerine çalıştığını da duyurdu. Evet bu haberle hem bu günlük hem de bu haftalık camiada gündeminin sonuna geldik. Pazartesi günü yine gündemin sıcak başlıklarıyla karşınızda olacağız. O zamana dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.